Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler, bayrak yakılmasından sonra Suriyeli muhalif gruplardan Türkiye'ye muhteşem bir destek geldi. Dışişlerinden Suriye açıklaması yapıldı. Rejim ayak sürdüğü için süreç ilerlemiyor denildi. Suriye'de provokatör bir grubun Türk bayrağını yakması tepki çekti. Dışişleri Bakanlığı Esad rejiminin ayak sürdüğünü kaydetti, Suriyeli muhalif gruplarda provokasyona tepki gösterdi. Değerli izleyenler, Suriye'de Azez ve Cerablus bölgelerinde provokasyona imza atıldı. Bir grup gösterici Türk bayrağını yaktı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Esad rejiminin bu zamana kadar olan tavrına tepki göstererek ayak sürüyor dedi. Gaziantep Valisi Gül, protesto eden gruba TSK tarafından herhangi bir müdahale olmadığını açıkladı. Suriye içinden de provokasyonlara tepki gösterildi, siyasi muhaliflerin çatı kuruluşları ve birçok yerel askeri yetkili olayları lanetledi. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de Esad rejimiyle muhaliflerin anlaştırılması gerektiğini söylemişti. Çavuşoğlu'nun açıklamalarını bahane eden provokatör bir grup Türk bayrağını yaktı. Çıkan olaylar sonrasında hem Suriye'den hem de Türkiye'den açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Suriye ihtilafına yaklaşıma ilişkin basında yer alan haberler hakkında açıklamalar yaptı. Bilgiç, Türkiye Suriye'de muhalefete ve müzakere heyetine tam destek vermiştir. Rejimin ayak sürmesi nedeniyle süreç ilerlememektedir ifadelerini kullandı. Türkiye, Suriye ihtilafının başından beri bu ülkedeki krize halkın meşru beklentileri doğrultusunda çözüm bulması için en çok çaba harcayan ülke olmuştur. Bu çerçevede Türkiye sahada ateşkesin muhafaza edilmesinde ve Astana ve Cenevre görüşmeleri vasıtasıyla Anayasa Komitesi'nin kurulmasında öncü rol oynamış, muhalefete ve müzakere heyetine siyasi süreçte tam destek vermiştir. Halihazırda rejimin ayak sürmesi nedeniyle bu süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımızın dün ifade ettiği hususlar da buna işaret etmektedir. Milyonlarca Suriye geçici koruma sağlayan Türkiye, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri için uygun şartların hazırlanması ve ihtilafa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında ortaya koyulan yol haritası uyarınca çözüm bulunması yönündeki çabalara aktif katkısını sürdürmektedir ifadelerini kullandı.